İyi günler, mutlu pazarlar. Artık 95'in son haftalarına girdik. Herkesi bir yılbaşı telaşı sardı. Ben de farkındaysanız yılbaşı giysilerimi yavaş yavaş hazırlıyorum. Bu arkamda gördüğünüz görüntüler Finlandiya televizyonundan. Evet, geçtiğimiz hafta biz Finlandiya'ya gittik. Orada televizyonda uzun bir program yaptık. O programı önümüzdeki hafta sizlere sunacağım. Şimdi hemen ilk görüntülerimize geçiyoruz. Buyurun, adam olacak çocuk. Ve dünya turumuza. Bu hafta yine Türkmenistan'dayız. Şimdi Türkmenistan biliyorsunuz tarihi büyük İpek yolunun üzerinde bulunuyor. Biz de ne yapacağız? Bugün İpek yolunu birlikte arşınlayacağız. Yani şuralara gidelim bakın. Evet, şimdi de sizlere tarihi büyük İpek yolunun öyküsünü anlatacağım. Biraz da o yılların havasına girmek için gördüğünüz gibi bu telpa başıma geçirdim. Ha, sakın ha Kafkas kalpağına benziyor demeyin, kan çıkar. Kafkas kalpağı başka, Türkmen telpa başka. Bu telpak. Şimdi bakın, Sultan Sancar Türbesi'nin bulunduğu yer olarak da ün yapan Merv kenti aslında tarihi büyük İpek yolunun konak noktalarından bir tanesiydi. Tıpkı Harezm, Buhara ve Semerkant gibi. Tüccarlar burada konaklarlar, mallarını değiştirirler, satarlar, kârlarını yapar, kendi ülkelerine dönerlerdi. Çünkü zannedildiği gibi bir mal, örneğin ipek, örneğin vernik, örneğin boya, Çin'den yolculuktan sonra tek bir seferde Avrupa'ya ulaşmazdı. Yolda durak yerlerinde el değiştirir, tüccarlar kârlarını yapar ve bir mal bazen Çin'den yola çıkıp Avrupa'ya ulaşıncaya kadar değerinin 5-6 katına ulaşırdı. Şimdi ben tarihi Büyük İpek Yolu'nun öyküsünü anlatmak için Kızlar Kalesi'ni seçtim. Neden? Onu biraz sonra anlatacağım. Gelin önce bir İpek Yolu'nun öyküsünü bir dinleyelim. Tarihi Büyük İpek Yolu adını tabii ki ana ticaret maddesi olan ipekten yani kumaştan alıyordu. Bunun yanı sıra çay ve porselen ticaret de son derece önemliydi. Şimdi İpek Yolu Buhara, Semerkant üzerinden buraya Merve ulaştıktan sonra buradan Nişabur'a, Nişabur üzerinden Bağdat, oradan Suriye limanlarına ulaşırdı. Ve limanlardan gemilerle Mısır'a, Bizans'a ve Avrupa'ya doğru yola çıkardı. Bu İpek yolu dışında iki ayrı İpek yolu daha vardı. Bir tanesi Afganistan üzerinden doğru Hindistan'a inen, diğeri Hazar Denizi'nden Volga Nehri ile Doğu Avrupa'ya ulaşan. Şimdi tarihi büyük İpek yolu günümüzde tabii ki eski önemini yitirmiş durumda. Ancak mahalli, yöre halk için hala o pazar, alışveriş zihniyeti çok önemli. Selamun aleyküm. Türkmen diyarım. İnsan burada havasına giriyor tabii ki. Buradan Türkmen söyler dolaşıyor. Benim kulağıma takılıyor. Diyarım diyarım, Türkmen diyarım. Bir Türkleri var. Dedim ya, o tarihi İpek yolunun alışkanlığı günümüzde de bütün canlılığını koruyor. Bakın, şu anda ben Aşkabat yakınlarındaki Türkmen pazarındayım. Burada inanılmaz bir kalabalık var. Yani binlerce binlerce bakın. Hani kameranız görebildiği kadar, Erkan döndürebildiğin kadar şu binlerce 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 alışveriş Türkmeni görelim. Evet, burada tabii bu arada farkındasınız. Kamera döndükçe hanımlar hemen sırtlan dönüyorlar. O da tabii tarihi bir alışkanlık. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Türkiye. Türkiye, İstanbul, İstanbul. Bunlar ne Türkmen şimdi? Bu ne, bu hanım, hanım için bu, hanım. Hanım için bu. Nasıl hanım? Olur mu? Ha? Bana olmaz mı? Nasıl bu? Verelim takacağım.
Böyle. Nasıl böyle? Böyle. Ha şöyle. Ha böyle. Böyle. Oldu böyle. Ha? Oldu mu oldu? Böyle mi? Böyle mi? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Siz de bakın bana söyle ne olur. Şu anda 60 milyon Türk'ün karşısında deney yapıyorum. Bak oldu mu? Oldu galiba. Whoops. Yakından gösteriyoruz. Şimdi tabii bak. Yakından bak. Bak of of of. Bakar mısın? Bakalım. Hakikaten çok güzel. Böyle bir güzelliği. Tamam. Hak yemedim. Hemen 1000 dolardan başlıyorlar. 1000 dolar yani vahim para. Korkunç para 1000 dolar tabii. Tabii ki alamıyoruz. Uzaktan bakınıyoruz. Böyle sesini çıkartıyoruz. Yetiniyoruz. Size gösteriyoruz sadece. Ha? Onu bir de çalıştı, aldı, maldı. Ben ama şeyini diyorum şimdi. Kaç para, kaç para? 1000 dolar diyorsun. 1000 dolar olur mu? Yapma Allah aşkına 1000 dolar. Onun parası yok. Bende de yok. Bizde para yok. Var. Bu mesela 100 manat. O neresi? O çok manat o. Ben bunu alayım, kamerayı vereyim. Harika. Bu olay çok güzel, çok güzel. Tamam. Kamera bilen şey yapalım. Tamam, bunu alıyoruz. Programı burada bitiriyoruz. Bunu aldım, kamerayı verdim. Ver bakalım kamerayı. Al. Al. Al kamerayı. Kamera gidiyor şu anda. Abi vermem ben kamerayı. Vermiyor. Vermiyor kamerayı. Vermem kamerayı. Erkan vermedi kamerayı. Evet. Kamerayı vermedi. Ne yapalım? Kusura bakma. Kusura bakma. Olmadı yani. Ne yapalım? Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Kamerayı kurtardık. Kamerayı kurtardık. Merak etme. Kurtardık kamerayı. Kurtardık kamerayı. Gidiyordu az ha. Bir kolye kalsa kamera gidiyordu. Gördüğünüz gibi burada Türkmen pazarında satış yapanların neredeyse %100'ü hanım. Ve kıyafetler rengarenk. Ben diyebilirim ki yani bakın bu kadar renkli giysi, bu kadar renkli giymiş hanım. Bir arada daha hiçbir yeri görmedim Türkmenistan'dan önce. Erkeklere gelince... Ben tamam. Erkeklere gelince onlar neredeyse böyle biraz gri, biraz haki, biraz kahverengi, onun da uçuk bir rengi. Böyle soluk renklerle işi geçiştiriyorlar. Hanımlar rengarenk, erkekler renksiz. Ha, böyle burada telpak giymiş bir tek beni görüyorsunuz. O da neden? Hani mahalleye görüntü vereceğiz ya. Telpak kafamıza taktık. Şimdi böyle birdenbire kendim burada Turist Ömer gibi hissettim. Hatırlayacaksınız 1960-70'li yıllarda Turist Ömer filmleri vardı. Bizim ekip mesela gidiyor diyelim Madrid'deler. Madrid'de cadde ortasında boğa güreşi kıyafetlerine gezerlerdi. Bütün İspanyollar da garip garip ona bakardı. Dolayısıyla hanımlar ses çıkarmıyor ama erkekler şu anda garip garip bana bakıyorlar. Şimdi telpaklı bir kıyafetin burada ne işi var gibilerinden. Olsun. Biz mahalli ve yerel takılmaya devam ediyoruz. Of. Bakalım. Dediğim gibi ama bakın renklere yani. Bir rengin tekrarı yok. Sarı yoğunlukta ama kırmızının, mavinin, yeşilin, siyahın en vay tünümünü görüyorsunuz. Gerçekten Türkmen hanımlar çok rengarenk giyiniyorlar. Çok. Da erkekler çok renksiz. Şimdi gelelim Kızlar Kalesi'nin öyküsüne. Bakın 6. 7. yüzyılda şöyle 17, 18, 19 yaşına gelen genç kızlar, yani gelinlik çağındaki genç kızlar bu kalenin içinde saklanırlarmış. Ha, saklanırlar ne yaparlarmış? Oyun mu oynarlarmış? Yok. Sadece gönüllerini, kalplerini çalacak beyaz atlı prensleri beklerlermiş. Peki beyaz atlı prensler neredeymiş? İyi bakın. Bakın iyi bakın. Arkada bir kale daha görüyorsunuz. Erkekler Kalesi. Evet. Damatlık çağına gelen delikanlılar da işte o kalede saklanırlarmış. Şimdi ne varmış bunda diyeceksiniz. Delikanlı oradan kalkar, gelir buraya, kız alır gider. Olur mu öyle şey? 6. asırdan bahsediyorum sizlere. Bakın şöyle olurmuş. Bir delikanlı o kaleden bu kaleye. Şu elimde gördüğünüz taş var ya taş. Evet. Böyle bir taşı bir seferde fırlatabilirse gelip buradan gönlünün çektiği kızı alır gidermiş. Şimdi ne varmış bunda diyeceksiniz. Öyle ya. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Gelin, deneyin, buyurun. Denemesi bedava. Türkmenistan burada. Merv burada. Kızlar Kalesi burada.
Erkekler Kalesi orada, taş burada. Halep oradaysa Arşın burada. Hiç yorulmayın. Hiç yorulmayın. Ben biraz sonra sizin için deneyeceğim. Bu taşı oradan buraya hiçbir delikanlı ulaştıramamış. Ve sonuçta hile yapmışlar. Teknolojik yardımla böyle tahtalar geliştirmişler, mancınıklar ve taşları mancınıkla yollamışlar. Ancak o şekilde gönüllerinin sultanlarına kavuşabilmişler. Evet, elimde taşım Erkekler Kalesi'ne geldim. Yok efendim, taşı buradan atınca oraya ulaşmamış da, efendim orada kızlar evde kalmış da, delikanlılar beceremiş falan filan. Biz öyle her duyduğumuza inanmaya kalkarsak, her okuduğumuza yetinirsek buraya gelmenin bir alemi yok ki. Ayrıca biraz evvel söz verdim, ben bunu deneyeceğim dedim. Şimdi bakın, bu taşı buradan Erkekler Kalesi'nden Kızlar Kalesi'ne fırlatacağım. Buradan orası yani helalinden 500 metre var, yarım kilometre. Kameramız bunu tek harekete çekecek. Yani biraz hareketler belki, yani kamera hareketleri biraz ani olabilir. Ürkmeyin, ne yapalım? Sonra hile yap dersiniz. Taş burada, ben burada. Halep orada, Arşın burada. Hazır mıyız? Bakayım. Yavuz hazır mıyız? Bir seferde atıyoruz. Ani hareketle takip et taşı. Taş bu. Bir. İki. Üç. Ya Allah, bismillah. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar. Şimdi haklı olarak içinizden konuşsunuz duyuyorum. Barış abi, taşı aldın, attın. Taş bir güzel kalenin tam ortasına, yani Kızlar Kalesi'nin ortasına düştü. Sonra ne oldu? Oraya taş düştükten sonra ben bir değil iki. Türkmenistan'ın en güzel iki kızını oradan kaptım. Buraya geldim. Bu tabii işin şaka, Latife tarafı. Sağımda Lina, sonunda Taife var. İkisi de Türkmenistan'ın en ünlü mankenleri. Neyse, şimdi ben konuma tekrar dönüyorum. Ben Türkmenistan'ın en güzel iki kızını böyle seçtikten sonra, o yıllarda olduğu gibi öyle kervana develeri binip de çöllere çıkmadım tabii. Çünkü devir değişti. Günümüzde artık genç kızlar delikanlıları alıp götürüyorlar nereye? Mesela şu anda geldiğimiz gibi nefis bir tiyatro sahnesine. Biraz sonra Türkmenistan'ın en ünlü mankenleri bizlere nefis bir moda fikri sunacaklar. Müzik! Aşkabatlı top modellerin sunduğu bu mini defileyle Türkmenistan gezimizin 3. haftasını burada not alıyoruz. Önümüzdeki pazar Firuze'nin öyküsünü anlatarak gezimize başlayacağız. Bize Firuze'nin öyküsünü anlatarak başlayacağım. Biraz hüzünlü, trajik bir öykü Firuze'yi bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Gerçi bir Nisan sabahı böyle acılı bir öyküyle başlamak istemezdim. Ancak ne yaparsınız ki? Hayatın tatlı yanları olduğu gibi hüzünlü yanları da var. Hep birlikte Firuze'ye gidelim. Firuze şurası. Biliyor musunuz bakın? Şurası Firuze.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, daha doğrusu bütün Orta Asya devletleri içinde yağmur ve su bakımından en şanssızı Türkmenistan. Ülkenin büyük bölümü çöl olduğundan buraya çok az yağmur yağıyor. Şimdi haklı olarak yani barış diyorsunuz. Gördüğüme mi inanayım yoksa duyduğuma mı? Tabii ki gördüğünüze inanın. Bakın yağmur yağıyor. Her zaman söylerim ya, yaradana kurban olayım. Ne yaptı etti burada Türkmenistan'da bizler için yağmuru yağdırdı. Şimdi bakın burada su gerçekten çok önemli. Öyle ki çöle birkaç damla yağmur düştü mü bakşılar yani aşıklar hemen sazlarını çıkartırlar ve destanlar düzerlermiş. Yağmur yağdı, yağmur yağdı diye. Hani biraz abartıyorum ama bakın burada çok eski bir atasözü var. Şöyle der, Türkmenistan'da bir su damlası elmastan daha kıymetlidir. Bu laflar boşuna söylememiş tabii ki. Şimdi ben sizi Firuze'ye getirdim. Burada sizlere anlatacak çok güzel öykülerim var. Başkent Aşgabat'a 35 kilometre mesafede olan Firuze, Türkmenistan'ın en güzel yerleşim merkezi. Adını bir genç kız isminden alıyor, Firuze. Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı da burada oturuyor. Ha, evleri göremiyorsunuz. Çünkü onlar ağaçların arasında ve dağın eteklerinde kaybolmuş. Dağ arkada görüyorsunuz, Kopet Dağı. Öbür taraf İran. Yüzyıllar boyu Firuze İranlıların elindeymiş. Ancak bu asrın başından beri Türkmenistan'ın bir parçası. Bütün bu yöreye ve bu şehre adını veren Firuze'nin öyküsü son derece trajik. Kendisi İranlı bir paşanın kızı. 7 erkek kardeşi var. Kardeşleri birlikte gelmiş buraya yerleşmiş. Firuze dövüşçü, savaşçı bir kız. Yüzbaşı rütbesinde. Ve giderek ünü öylesine yayılmış ki buranın paşası olmuş. İnanılır gibi değil ama gerçek. Bir genç kız buranın paşası oluyor. Bir gece uykudayken İranlılar baskın yapmışlar ve Firuze'yi 7 erkek kardeşle birlikte şehit etmişler. İşte ondan sonra yöre halkı onların anısına bu arkamda gördüğünüz ağacı dikmiş. Ağacın ismi 7 Doğan. 7 dalı var. Aslında 8 kolu varmış ama bir tanesi büyümemiş, sadece 7 tanesi boy vermiş. Dolayısıyla Firuze'nin 7 erkek kardeşi simgilen 7 kol böyle kocaman okun göğe de uzanmış. İlginçtir, dövüşçü, savaşçı, buranın önce yüzbaşısı, sonra paşası olan Firuze'nin adına bir dal yeşermemiş bile. İşte onun için diyorum ya, Firuze'nin öyküsü son derece trajik diye. 7 kardeş için 7 kol vermiş. Ancak zavallı Firuze'ye bir kolu çok görmüş. Yedi Doğan ağacı bugün bir milli park içinde korunuyor. Şimdi bakın ağacın arkasına geçiyoruz ve kolları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 arka dedi. 6, 7. Evet, 7 erkek kardeşin dalları, kolları bunlar. Ancak ağacın zavallı Firuze'ye çok gördüğü büyümeyen kol işte bakın şu. Şimdi halk öyküleri, masallar, destanlar böyle kuşaktan kuşağa anlatılırken bir takım değişikliklere uğruyor. Ağacı gördük, ben size anlattım. 7 kol vermiş, 7 kardeşin, 7 erkek kardeşin. Firuze'den esirgemiş dedim. Ancak yakından bakınca gördük ki aslında 8. kol çıkmış da sonradan kesilmiş. Bakın burada Firuze'nin öyküsü var, biraz sonra baştan anlatacağım onu. Ağacı görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kol var. Yani Firuze'nin, bakın kolda büyümüş ancak sonra kesilmiş. Ha, bunu sorduğum zaman yetkililer, evet o dal kurumuştu, ondan kesildi. Bakın ben şimdi başa dönüyorum. Bütün bu öyküyü size burada baştan anlatıyorum. Firuze en başta, bakın. Burada yazıyor Türkmence. Pevruze. Firuze'nin Türkmenisi Pevruze. Genç kızı görüyoruz bakın. Cengaver, güzel bir kız. Hemen yanında paşa babası. Böyle bir cengaver kızı yetiştiren paşa baba. Yanda babasının İran'daki memleketi. Yani Firuze ya da Pevruze'nin kardeşinin oturduğu yer. İşte burada 7 kardeşi görüyoruz. Bakın oturmuşlar çay içiyorlar. Ve yanda Firuze ağabeylerine çay ikram ediyor. Şimdi biraz çabuk geçiyorum. O yıllardaki savaşı anlatıyor. Göçleri anlatıyor bakın. Şehri almak için iki taraf oklan atmışlar. Kervanlarla göçmüşler. Evet işte burada
babası ve kardeşleriyle şu anda ağacın olduğu yerde bir mesire yendiler. Peruzen'in kardeşi ve babası. Evet, öykünün sonuna doğru burada bakın cengaver Firuze'yi görüyoruz. Elinde kılıç. Kardeşleri atlı, kendi yayan. Hücuma geçmiş. Ve geldik öykünün sonuna. İşte 8 evladını kaybeden acılı baba burada onların anısına ağacı dikiyor. Bakın burada elinde tohumlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, babaları tam 8 tohum ekmiş buraya. 8 dallı, 8 kolu bir ağaç çıksın diye. Ve nitekim bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu ağacın adı 7 Doğan değil, 8 Doğan olmalıymış. Çünkü 8 kol vermiş. Yani Firuze'ye bir dalı çok gören ağaç ve doğa değil, insanlar. Çünkü insanlar 8. dalı işte buradan kesmişler. Dede Korkut ya da buralardaki ismiyle Korkut Ata'nın ölümsüz eseri Deli Dumrul'dan kısa bir bölümü getiriyoruz şimdi ekrana. Öyküyü bilirsiniz. Bir köprü başını tutup gelen geçenden haraç alan Deli Dumrul günün birinde Azrail'e meydan okur. Ve sonra can derdine düşüp de kimselerden yardım göremeyince tek başına kalır. Türkmen tiyatrosunun bu çok güzel örneğinden kısa bir bölümü birlikte izliyoruz. Bakın elimde Türkmen paraları tutuyorum. Bunlar yeni Türkmen paraları görüyorsunuz bakın. Ha, şunu önce bir sıraya koyalım da şöyle. Evet. Bakın burada 10 manat ne yazıyor? Türkmenistan'ın Merkezi Devlet Bankı. Yani Merkezi Devlet Bankası. Burada tabii ki Sapar Murat Türkmen başını görüyoruz. Tabii 50 manat aynı şey. 100. Gerçi arada bir 20 manat var ama şu anda elimde yok. 500 manat. Şimdi çeviriyoruz paraları. Bakın yine arkasında Türkmenistan'ın Merkezi Devlet Bankı diyor. Burada Türkmenistan Devleti'nin amblemi var. Ve tam ortasında bir at. 50 manat da aynı şekilde bir amblem. Tabii ki devletin amblemi hepsinde olacak. 100 de var ve 500 de var. Bakın işte bütün paralarda burada Türkmenistan amblemi. Amblemin tam ortasında bir at var. Şimdi bu atla kendisiyle tanışacağız. İşte bu at şu at görüyorsunuz. Bu at Akaltaki atlarının en güçlüsü, en güzeli. Bugüne kadar kimse bu ata binmeye cesaret bile edememiş. Ve seyislerden başka, o da 2-3 seyis, yanına yaklaşamıyor. Benim de fazla yaklaşmam gerektiğini defalarca söylediler. Yani ben gene gelmeye çalışıyorum. Bana bir şey olursa, yani bir çift yersem, iki çocuğum var, bakarsın çocuklarıma. Ya bir daha, şu an aramızda 2 metre kaldı. Geleyim mi oraya? Yavaş yavaş. Pek fazla yavaş yavaş gelin. Hani demişler ya, yiğitliğin 1/10'u kaçmak, biri hiç görememek diye. Biz kaçmıyoruz. Hani 1/10 bile olsa yanında görünüyoruz. E tabii şimdi yani devlet paralarına kadar geçen bir atın yanında bulunmak, bu kadar yakında bulunmak her babayı de nasip olmaz tabii ki yani. Bunun ismi ne? Adı ne bunun adı? Garader. 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 Burada bu manatlarda resim var bunun. Garader diyor bu. Baksana bütün manatlarda resim var.
Ana böyle bak burada galur durur. Ana öyle of of. Galur, ha. Bu garı derdi. Bak. Tabii. Ha, şimdi... şimdi bir de tabii bu, bu, ha, bunu gösteren çok zor kamerayı. Bir de bak, ışığa atıp bakınca karaderin burada şaha bakmış halde var. Karaderi ben kaldıracağım. Bunu sen öyle mi? Kamera korkak. Tamam. Bu da... Şuradan kamera size söylüyor. Derdi, bunu size söylüyor. Şimdi bak onu şaha kaldıracak. Yani parada tabii bunu göremeyiz. Şöyle ışığa tutunca biraz görünüyor mu ışığa tutunca? Bakın bizim paralarda da vardır böyle. Filigran baskı olarak ışığa tutunca karaderin burada şaha kalkmış bir halde var. Yani bu at paranın hem burasında hem burasında hem baskı olarak hem filigran olarak var. Şimdi seyis onu şaha kaldıracak. Göreceğiz bakalım. Evet hadi bakalım karader göster kendini. Hadi. Hadi karader. Haydi karader. Hadi karader. Şu anda Büzmeni Çakır Zavodu'ndayız. Neresiymiş? Büzmeni Çakır Zavodu. Şimdi Büzmeni bu civarın ismi. Büzmeni, Bezmen şehri. Zavod Rusça fabrika anlamına geliyor. Bir kelime bir kelime. Bir kenara yazın bulunsun. Zavod fabrika. Ha, ortadaki çakır ne anlama geliyor? Şimdi çakır keyif olmak deriz. Hemen anladınız. Çakır Türkmence şarap demek. Gerçi şarap kelimesi kullanılmış ama çakır bunun Türkmencesi. Biz Türkiye'de Türkmen şaraplarını pek bilmiyoruz, tanımıyoruz ama terbaşı Türkiye'de biliriz. O, terbaş tatlı şarap. Sücü mü diyorsun? Sücülü. Sücülü şarap terbaş. 14 pratsen sücülü var. Sücülü biraz vermut gibi biraz tatlı. Ya vermut demez yok. Demezler mi? Ve terbaş demek, terbaş üzüm var. Terbaş üzümünden? Terbaş üzümünden. Tayalanıyor. Bulun 3 yılda saklanıyor. Üzüm tane 3 yılda. 3 yıldan sonra şişe alıyorsunuz. 3 yıldan sonra onu çişe alıyorsunuz. Anladım. Kopet Dağı, onun da Kopet Dağı'nın üzümünden mi? Kopet Dağı'nın yakasından, eteğinden yığılan üzümünden. Yani şimdi Kopet Dağı'nın bu yakası Türkmenistan, öbür yakası İran. Beyer yakasından. Bu yakasından Türkmenistan, oranın üzümünden yapılıyor. Peki sahra çok eskiden, köyüne zamanında vardı sahra. Sahra demek, sahra şu Oğudun Nepe, bu tarafta yakalan üzümlerden. Bir de burada şeyimiz var. Çemen. Çemen var. Çemeni Türkmenistan'da kovalıyorlar. Bunu burada yapıyorlar değil mi? Çok güzel. Şimdi onun terbaşçıdan Kopet Dağı'nı Türkiye'ye görsek mümkündür Türkiye'nin halini. Şimdi bana göre Türkiye'de hem Kopet Dağı hem terbaş çok sevilir. Çok güzel. Bizim tam Türk tamına, Türk adına, Türk tamına uygun şaraplar bunlar. İnşallah Türkiye'ye export. Hiç yapıyor musunuz Türkiye'ye export var mı? Biliyoruz. Mümkünçlük var. İnşallah. Çünkü sizin şaraplar da çok pahalı değil. Ucuz kaç manat bir şarap burada dükkanda? Dükkanda bir de şu şöyle 70 manat. 60-70 falan. Bu o 120 manat. 120 manat. Şimdi bu şeyi anlatacağım. Göroğlu'nun Göroğlu'nun bir masalını anlatacağım. Bakın şimdi bu elinde gördüğünüz Kıpçak bir aslında brandi yani bir konyak türü. Burada Göroğlu'nu görüyoruz. Şimdi bu çok önemli. Bu çok önemli. Biliyorsunuz Göroğlu hem bize Köroğlu'nu çağrıştırıyor. Alakası yok. Yani Köroğlu başka, Göroğlu başka. Biz de Göroğlu biliyorsunuz Bolu Bey'i hepiniz bilirsiniz. Gözleri görmeyen bir adamın oğludur. Oysa Türkmenistan'da Göroğlu anasının karnındayken annesi ölen, vefat eden ve annesi gömüldükten sonra mezarda doğan bir çocuğun öyküsü. Yani Göroğlu bizim Köroğlu'yla hiç bağlantısı olmayan sadece çok yakın isim mezarı olan bir kişi. Bir halk kahramanı. Ve onun adına, daha doğrusu Kıpçak adına onun da resminin bulunduğu bir yeni brandi piyasaya sürüyor bu fabrika. Ve büyük şanslar diliyoruz kendisine. Çünkü Kıpçak Konya zannediyorum yakında dünya pazarlarında. Bakın sunuşu bir hayli güzel. Ambalaj, paket çok güzel bunların. Evvelden Sovyet zamanında biraz ambalaj... Paket yoktu. Paket yok değil mi? Evet, paket bu. Evet, Türkmen şaraplarının aslında en büyük sıkıntısı o... Sovyet zamanında yani çok eski dönemlerde pek ambalajına dikkat etmezlermiş. Yani ambalajdan biraz kaybediyor. Gerçi hemen fark görüyorsunuz bakın. Yani koyunca bu eski, bu yeni. Hemen fark görüyorsunuz işte.
Türkmenistan gezimizin 5. ve son bölümünü Ulus'un önderi Sapar Murat Türkmenbaşı'na yaptık. Evet, önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı'yla yapacağımız uzun bir süreçten sonra Türkmenistan'a veda edeceğiz. Dünya turumuzda bu hafta 4. ve son kez Kırım var, ancak şimdilik kaydıyla. Neden? Çünkü önümüzdeki aylarda biz tekrar Kırım'a gitmeyi düşünüyoruz. Sivastopol'u çekmemiz lazım. Ama biliyorsunuz Sivastopol o çok özel konumu dolayısıyla bu aralar pek de kolay çalışılabilen bir yer değil. Ayrıca eski gözlemeyi. Bugünkü Epatorya'da Mimar Sinan'ın ünlü şaheseri Cuma Mescidi var. Onu da çekip size göstermemiz lazım. Ancak bunların hepsi 1996'da. Bugün gezimizin ağırlıklı bölümünü Bahçesaray oluşturuyor. Bahçesaray biliyorsunuz Kırım Hanlığı'nın eski başkenti. Hadi bakalım hep beraber şimdi doğru Kırım'a gidiyoruz. Şu anda sizi getirdiğim yer Alupka. Alupka, Kırım'ın en önemli tatil yörelerinden biri. Burada Vorontsov Sarayı var. Mutlaka görmesi gereken bir saray, müze. İnşası tam 20 yıl sürmüş. Şimdi bahçedeki mermer heykellere, bir de binanın şöyle kaba konumuna bakarsanız, burada bir İngiliz-İtalyan karışımı mimari görülüyor. Ancak dikkatli bir gözle yakından incelerseniz, bir Selçuklu ve İran tadı bulmak mümkün. Bakar mısınız? Kırımlıların başlangıçta Helen ve Ceneviz mimarisinden etkilendiklerini, daha sonra bu karışıma Osmanlı, Selçuk ve İran zevklerini de katarak yeni bir tarz geliştirdiklerini kaynak kitaplardan okuyoruz. İşte Vorontsov Sarayı bu sentezin ilginç bir örneği. Vorontsov Sarayı'nın içi gerçekten görülmelere seza. Hani bütün odaları teker teker gezmeye kalkarsak programımız bir hayli uzayacak. Onun için ben daha çok yani bu sarayı ziyaret eden ünlülerle bağlantılı iki odaya sizi götüreceğim. Biri Rahmaninov, diğeri Pushkin. Pushkin'le bağlantılı oda işte burası. Çin odası. Bakın, Çin dekorları, Çin mobilyaları, her şey bize uzak doğuyu anımsatıyor. Peki Çin odasının Pushkin'le ne alakası varmış diyeceksiniz. Hemen dönüyoruz, bakıyoruz. İşte alaka burada. Evet, Pushkin, o büyük şair, evin sahibisi Vorontsova'ya deliler gibi aşıkmış. Hani aşkın gözü kördü derler ya, öylesine. Şiirlerinin çok büyük bölümünü işte bu hanımefendi için yazmış. Onun için bu oda, bu salon tabii ki Pushkin'le bağlantılı Vorontsov'a gidiyor.
Komsov Sarayı'nda sizleri getireceğim. İkinci odada, işte biraz önce söz verdiğim gibi, bu Rahmaninov'la bağlantılı müzik odası. Bu piyanoda yıllar öncesinde Rahmaninov oturmuş. Hani kimseler görünmeden bir de ben otursam diyorum. Şöyle hafif yerleşiyorum. Of of of, ne büyük şeref, ne büyük şeref. Rahmaninov'un oturduğu, çaldığı piyanoda benim de bu kadar yakın bulunmam. Hatta kimselere hissettirmeden bir... Tabii artık piyano yorulmuş. Akor çoktan kaçmış. Herhalde çalmıyor ama Rahmaninov'un piyanosuna bu kadar yakın olmak gerçekten çok güzel, çok büyük, çok çok keyifli bir duygu. Sen kalkamıyor musun? Rahmaninov ve Puşkin'e ilham veren güzel Volonsova'nın anılarıyla dolu sarayını terk ediyor ve yavaş yavaş Simferopol'a doğru yola koyuyoruz. Şu anda sizleri getirdiğim yerin adını duyunca dehşetlere düşeceksiniz. Burası uçan su. Evet, uçan su. Tıpkı Bahçesaray gibi, Ayıdağ gibi, Karadağ gibi Kırım'ın Türklere ait olduğu dönemden kalma bir isim. Gerçi sular bugün uçmuyor. Damla damla dökülüyor. Ancak ilkbaharda karlar eridikten sonra burası gerçek bir şelale dönüşüyormuş. Ve 100 metre yukarıdan sular dökülerek Kırım'ın en büyük şelalesini oluşturuyormuş. Daha önce söylemiştim. Buraya tatile gelin diye. Tatil bahane. Siz ne yapın edin. Böyle 3 gün 5 gün kaçın buralara gelin. Ve bu güzellikleri benim gibi doya doya yaşayın. Efendim, kırlangıç yuvasına hoş geldiniz. Biraz evvel gördüğümüz gelin ve damada biz de katıldık. Birlikte kırlangıç yuvasına geldik. Şimdi böyle bir yer bizim ülkede olsaydı adı mutlaka kartal yuvası olurdu. Burada her nedense daha mütevazi bir şekilde kırlangıç yuvası demişler. Burası 1912 yılında bir general tarafından, adı lazım değil, sevgilisi için inşa edilmiş. Zaten onun için günümüzde hala gelinler, damatlar, sevgililer buraya geliyorlar. 1927'de bir deprem sonunda yerle yeksan olmuş ancak 1968'de tekrar inşa edilmiş. Günümüzde kırlangıç yuvası restoran, kafe, bar olarak kullanılıyor ve gelinlerin, damatların, aşıkların sürekli ziyaret ettiği yer işte burası. Спасибо. Пожалуйста. 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 Ne güzel söylemiş eskiler. Sabreden derviş muradına ermiş diye. Sonunda bütün Kırım'ı dolaştıktan sonra Kırım Hanlığı'nın eski başkenti Bahçesaray'a ulaştık. Hem de nereye?
Bahçesaray'da Han Sarayı. Şimdi bakın burası bizim kervan sarayları andırıyor. Şöyle ki arkamda hemen cami görüyorsunuz. Tam karşısında saray var. Caminin hemen yanında biraz ilerisinde mezarlık. Mezarlıktan sonra atların bağlandığı, seyislerin dinlendiği ahır var. Bahçesaray'a hoş geldiniz. Kırım Hanı Mengi Giray devlet merkezini Salhat'tan Bahçesaray'a taşıyınca burası hızla gelişti. Şehrin merkezindeki Han Sarayı ise yıllarca Batılı gezginler tarafından Kırım'ın Elhamrası olarak adlandırıldı. İşte burası da Han Sarayı'nın saray bölümü. Kapıdaki süslemelere özellikle dikkatini çekiyorum. Bakar mısınız lütfen? Çarlık döneminde sürekli yakılıp yıkılan ve tahrip edilen bu Türk eserlerinin ne yazık ki çok azı ayakta kalmayı başarabilmiş. Onlar da Bahçesaray'da zaten. ...1771'de 30 bin evladını iç savaşta kaybeden... ...Kırım Savaşı sonrası 420 bini Türkiye'ye göç eden... ...ve 1944'te Stalin tarafından Urallara, Sibirya'ya ve Orta Asya'ya sürülen Kırım Türkleri... ...nihayet 1980'den beri ata topraklarına yavaş yavaş dönüyorlar. Onlara rastladıkça tabii ki hasret giriyoruz. Bu baklava mı? Baklava. Vay. Tabii baklava olunca arılar konuyor buraya. İyi ama arı konması sinek konmasından daha iyidir. Bu Kırım baklavası mı? Evet. İyi de arılar bana geliyorlar ben. Lan. Kırım baklavası. Kaç para bu? 50. 50 kupon. Tamam. 50 50 kupon. Ha çok az. Çok az para. 50 az olsa da 50 kupon. Gel. Sen de alayım. Kim istiyor baklava? Baklava buyurun. Baklava 1 2 buyurun baklava. Satıyorum ben, satıyorum. Evet. Baklava buyurun. Al Tamer buyur. Kalsın. Kalsın buyur. Dikkat arı var içinde. Evet Tamer Bey baklava deniyor ve içinde arı var. Selamünaleyküm. Türkiye'den selam getirdim size. Evet. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Benim babam da İbursa'da doğmuş. Bursa mı? İbursa şehrinde. Şimdi Bursa'da mı? Yok, seçilmiş şimdi, çoktan. Ha. Beş senesi. 1905 mi? Evet. Çok eski. Şimdi. O Cenk'ten önce. Yok, Cenk'ten sonra doğmuş 5 senesi. Yaşlı mı? Yaşlı. Güzel. Cenk de Mustafa'ya buradan. Ha. Bakın da İstanbul'a. Bir tanesi buraya. Evet sıra geldi çiğ böreğe. Orada da çiğ börek var. O zaman herkesten bütün ekip geliyoruz buraya. Evet gelin bakalım. Bırakın şurada biraz kamera. Ayaklar dursun burada. Herkesten alacağız. Herkesten. İki tane oradan. İki tane buradan. İki tane oradan alalım. Yavuz iki tane şuradan alalım çiğ börek. En yaşlısı bu mu? En yaşlısı burada. Tamam. Bir tane daha, iki. Ooo sıcak. Sıcak sıcak hem de. Tamam. İki tane buradan. Yavuz seninki bende. Herkes aldı mı iki tane? Erkan Bey sever der mi?
O zaman tamam. Kardeş payı bu Yavuz Bey'in, bu Erkan Bey'in, ben yemiyorum. Verdim, gördünüz. Gördünüz. Yavuz Bey de böyle aldılar. Tamam. Şimdi bana kim ısmarlıyor? Benim çiğ börek yok. O sıcak değil mi? Sağ ol. Allah razı olsun. Oh harika. Tamam. Ya insan burada kendini hakikaten vatanında gibi hissediyor. Çiğ börek, baklava. Sağ olasınız. Yediden 77'ye öğle yemeğinde şu an görüyorsunuz. Baklava da alalım. Ay çok nazik yiyorsunuz. Yani insanın gözünce baka baka yenmez ama öğle saati siz de yiyorsunuzdur. Afiyet şeker olsun. Çok güzel. Çok pek yakışı. Ha? Dur geldim. 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 Pek yakışı bu. Bu pek yakışı. Çıkaracak bu. Gördünüz çıkaracak. Bu pek yakışı. Ben pek yakışı yaparım. İçinde patates var, kartal var. İçinde kartal var. Başka ne var? Ukropa var. Ukrop var. Neyse. Ay ничего. Дед посидит. İnanılmaz lezzetli. Pek lezzetli. Çocuklar bak onlara nasıl söyleyeyim? İtiraf edin. İtiraf edin nasıl hakikaten? Ha? Çok yakışı. Çok yakışı. Ya? Ya? Sağ olasınız. Daha önce gezdiğimiz Kazakistan, Tataristan, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi burada da karşımıza ilginç bir görüntü çıkıyor. Harabe halindeki ibadethaneler. Eski Sovyetler Birliği zamanında bütün inanç hürriyetleri kısıtlandığı için ibadethanelerin kapılarına da kilit vurulmuştu. Ama son 4 yıldır bu kilitler teker teker açılıyor ve o harap ibadethaneler yeni baştan onarılıyor. Şu anda bulunduğumuz yer Surp Haç Kilisesi. Burası Ermeniler için son derece önemli bir ibadethaneymiş. Yüzyıllar boyu buraya gelmişler, burayı ziyaret etmişler. Ancak o komünizm yıllarında buralara kimse gelmez olmuş. Son 4 yıldır perestroika sonrası öğrendik ki genç bir ekip burada harıl harıl çalışıp bir an önce burayı onarmaya çalışıyormuş. Evet, bu restorasyon çalışmaları pek de hızlı olmasa bile bütün cumhuriyetlerde devam ediyor. Ve eski Sovyet vatandaşları yeni kimlikleriyle birlikte inanç özgürlüklerine de yavaş yavaş kavuşuyorlar. Şimdi sıra geldi dünya turumuza. Daha doğrusu çok önemli bir olayı birlikte yaşamaya. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta asırlık bir gelenek olan Nevruz Bayramı ülkemizin çoğu yerinde büyük bir coşku içinde kutlandı. Ve bütün televizyon kanalları Nevruz'a gereken önem vererek sizlere geniş geniş fotoğraflarını sundu. Bizim bir farkımız olsun tabii ki. Biz Nevruz'u ülkemizde değil, hemen şöyle yanımızdaki diğer Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan'da karşıladık. Ha, oradaki adı Nevruz. Siz Nevruz'u izlemişsiniz. Buyurun şimdi Nevruz'a. Nevruz ya da bahar şenlikleri başlamazdan daha bir hafta önce Azerbaycan'ın bütün şehirleri öz deyişler ve tekerlemelerle süslenir. İşte birkaç örnek. Nevruz gelir, yaz gelir, bahar gelir, saz gelir.
ya da semeni sakla beni, ilde göver derem seni. Bir de şu var, o günkü fesli yaz olur, gece gündüz taraz olur. Yani ne gün yaz başlar, işte o gün gece gündüz terazidir. Evet, bu yıl Nevruz Bayramı kutlamaları için biz Azerbaycan tercih ettik ve Bakü şehrine geldik. Şimdi tabii civara bakınca, lakin bu ne biçim kutlama diyorsunuz, öyle ya, bir Allah'ın kulu yok, olsun. Bir şey yaptı mı tam anlamıyla yapmalı prensibine hareketle biz sabahın erken saatlerinde kameralarımızı aldık ve Nizami Gencevi Meydanı'na geldik. Biraz sonra burası iğne atsanız yere düşmez bir şekilde dolacak ve insanlar coşku içinde Nevruz Bayramı'nı burada Bakü'de karşılayacaklar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Şu anda emniyetteyim. Gördüm. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Daha önce bir Azerbaycan gezimizde hatırlıyorsunuz ben size çayın hikmetlerini anlatmıştım. Çok uzun bir tekerlemeydi o. En sonunda çıktı 5'e vur 15'e. Yani 5 tane içtikten sonra 15 tane içebilirsin. Çay nedir, say nedir değil mi? Öyle bir laf vardı. Çaktı 5'e vur 15'e. Yani zaten 1, 2, 3, 4 tamam da 5. bardağı içtikten sonra artık 15'te içsen olabiliyor. Çünkü çayın artık sayısı olmuyor. Çay nedir, sayı yoktur. Vur gitsin. Vur gitsin. Bu ayrıca Nevruz çayı farklı. Bakar mısınız? Nevruz bayramı dolayısıyla bir Nevruz çayı özellikle. Bakar mısınız? Çaylar şirketten bugün estağfurullah olur mu öyle şey? Bardak boş kalmayacak. Şimdi biraz önce söyledim ben. Çay nedi, sen nedi. Tamam, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bizim aziz bayramımız da bizim. Aha. Selman bayramı. En aziz Müslüman bayramı. En aziz bayramı. Çok eski yıllarda kutlanır mıydı? Yani Sovyet zamanında da kutlanır mıydı? Böyle, böyle. Ha, onu diyorum. Daha da. Nevruz bayramı. Sovyet her yıl. Her çok kadim, çok kadim değil mi? Çok kadim, her yerin doğru bayramı bir şey değil. Devrimde, giydiğiydi. Sovyet devrinde bile geniş giydi olunmurdu. Yani genişte yer verilmiyordu. Daha Sovyet devrinde mehdudiyetler vardı. Mehdudiyetler vardı. Şimdi ama o mehdudiyetler yoktu. Şimdi müstakillik devri deyince bir saat azat istediğimiz kimi de ile keçirdi. Yani geniş şekiller. Neyse bitti onlar canım, bitti. Eskiyi unutalım, bugün yarına bakalım. Bitti onlar. Bitti o, bitti. Nevruz bayramına verilen önemi anlamak için şu anda benim bulunduğum yere dikkat etmeniz yeterli. Bakın bu halı tabii özel olarak benim için yapılmadı. Ama ben fırsattan istifade program gereği üzerinde yürüyorum. Bugün Azerbaycan televizyonu bütün kameralarıyla buraya geldi, yerleşti. Bu önemli bir konu çünkü Azerbaycan televizyonu öyle her zaman kameradan çıkartıp canlı bir yayına dışarıdan girmiyor. Arkamda gördüğünüz sahnede biraz sonra Azerbaycan'ın bütün ünlü sanatçıları teker teker mikrofona gelecekler. Ve oradan halklarının bayramını kutladıktan sonra bir ya da iki şarkıyla onların gönlündeki yerlerini korumaya devam edecekler. Ha, bu sahneye bu kadar yakın olduktan sonra bakıverirsiniz, ben de oraya fırlayıvermişim. Ben de bir ya da iki şarkıyla Nevruz Bayramı kutlamalarına katılıvermişim. Olmayacak iş değil ki. Thank you.
sizi köseyle tanıştırıyorum. Köse bütün bir yaşanan kötülükleri temsil ediyor. Biraz sonra köse gidecek. Yerine onun keşi gelecek. Ha, değil mi? Keşi orada. Nerede keşi? Keşi nerede? Keşi. Keşi gel. Keşi gel. Keşi geliyor. Evet. Bu çok önemli. Keşi. Bak keşi. Hey. Keşi gel. Sen sağıma sen soluma. Şimdi köse ile keşi. Kötülükleri ve iyilikleri temsil ediyor. Biraz sonra kötülük gidecek. Artık iyilik gelecek değil mi? Olabilir saçlarıma bakalım. Olabilir ha? Bu saçları ya. Onun saçları. Vay veren bunlar. Onda yok. Bende iki bizim için var ama. Çok veren saçlar. Yok Allah bana verdi. Allah onu da verir. Yok bunu vermem. Veren Allah verir. Allah ver. Buna vermiyor. Vermemiş. Ne yapalım? Ne yapalım? Vermem. Olur. Bu köse ile keşinin olayı çok ilginç. Ben yine burada anlatmaya çalışayım. Belki imkanı daha da anlatayım. Köse gitti mi keçi geliyor. Yani kötülükler gidiyor, iyilikler geliyor. Evet. Hadi bakalım dönem devam. Hop, bakar mısın şuraya? Size uzun ömür, can sağlığı arzu ederim. Kösel seçmenler. Her zaman bayramımız mübarek. Ne bileyim ya, kösel seçmenler. El sağlık. Kesenle oynasın burada. Ha. Sağlık. Ha. Tut yemedin ne lezzeti. Tut yemedin ne lezzeti. Keşif. Hadi bir, iki, üç. Hasan attı. Dalı. Gitti. Dalı kalı. Ya dalı kalı. Bu ise kalı. Bu kalı. Hadi bir de. Hadi bir de. Ben şimdi bir, sen sıfır. Ben sıfır ha, sen bir. Hadi söyle. İki, üç. Bir de, üç. Vay be. El çaldı. Kesinlik koyun eyler. Yukarı bayram. Bayram konçası. Keçeli. Sen devam et. Evet devam et. Yukarı bayram konçası. Keçeli koyun eyler. Köse öyküsünün bir başka versiyonunu seyrediyoruz. Havuzun kırrağında. Bülbüller okur şahkı dağında. Baktım. Her ne istesen hudadan Allah. Elhamdülillah. Berber düşanı yadıma sal. Paranı neyledin ha? Paranı verdim. Gel kulağıma söyle. Başmanız abi. Heh. Paranı ne yaptım? Parayı aldım. Sizin kulağınıza söylemiyorlar mı? Dur. Paranı verdim. Arman aldım, arman. Armanı doya doya öldürdüm. Canın sağ olsun köse. Başın sağ olsun köse. Canın sağ olsun köse. Başın sağ olsun köse. Sağ olsun köse.
Novruz bayramı ilə bağlı bugün Respublikanın bütün bölgələrində, o cümlədən paytaxtımızda kütləvi tədbirlər keçirilir. Bakı şəhərində keçirilən mərasimlərdə dövlət başçısı Heydər Əliyev də iştirak edib. Bayramımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək olsun. Əziz Bakı sakinləri, Azərbaycanın vətəndaşları, Noruz bayramı günü, bizim milli bayramımız günü, mən sizi, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə, bütün Azərbaycana sülh, əmin-amanlıq, xoşbaxtlıq, firavan həyat arzuluyuram. Mərasimdə iştirak edən məşhur türk müğənnisi Barış Manço, dövlət başçısı Heydər Əliyevi Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Barış mübarək olsun. Barış mübarək olsun. Sizi görmüşəm televizyonlarda. Sağ olun. Ben de sizi televizyonda çok görüyorum, her zaman görüyorum. Görmüşəm. Türk dünyasının bir büyüğü olarak sizinə gurur duyuyoruz. Size Türk halkının selamlarını, sevgilerini getirdim ben de. Program çekeceğim. İnşallah siz de bizi kabul ederseniz, bildiğiniz siz de ailenizle bir program yapmak isterim benim programlarımda. Ki bütün Türk dünyası ve dünya sizi yakından görsün. Sağ olun. Böyle bir lideri tanımaktan çok mutluyum ben de. Çok gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Ben memnunum gelmişsiniz. Bu Noruz bayramı bizim için aziz bayramdır. Bu bayram günü sizin burada olmanızdan ben memnunum. Ben kendimi kendi evimde gibi kabul ediyorum burada. Hele de hele de olmalı. Bir vatanım Türkiye, bir vatanım Azerbaycan. Elbette. Zaten aynı ailenin ayrı kardeşiyiz biz de. Tamamıyla doğrudur. Sizi tanışmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Evet. İnşallah daha karşı karşıya geliriz sizlerle. İnşallah. İnşallah görüşelim. Nevruz bayramı kutlamayla ilgili görüntülerimiz sadece bu kadar değil. Çünkü Nevruz'u tam anlatmak için bir de honçayı göstermek lazım. Şimdi honça ne diyorsunuz? İşte ne duruyor? Bakın honça bu. Biz şu anda yani tam Azeri Türkçesiyle kadim dostumuz Nizam Bey'in evindeyiz. Biraz sonra Nizam Bey ailesi tanışacağız zaten. Bizler için bu gördüğünüz honçayı hazırladılar. Ha şimdi geldi sıra honçanın izahına. Şimdi bakın honçayı sadece bu tepsiden ve de bu mumlardan ibaret sanmak yanlış olur. Ancak bu çok önemli. Neden dersiniz? Bakın burada görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane mum. Ya da Azeri Türkçesiyle 9 tane şam var. Yani hatırlayın şam, şamdan. Şamların yandığı yer şamdan olduğuna göre demek ki mum şam. Bir kelime de öğrenmiş olduk. Nevruz kutlamaları sırasında honça kuruldu mu ev ahalisi kaç kişiyse o kadar şam
ya da mum yanması gerekiyor. Peki Nizam Bey'le 9 kişi mi? Tabii ki değil. Ama 7'den 72 buraya gelince Tanrı misafiri, ev ahalisi şu anda 9 kişiye yükselmiş durumda. Efendim tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. İşte o prensip hareketle Nevruz Bayramı sırasında insanlar tatlı yiyorlar, tatlı konuşuyorlar. Bu masada gördüğünüz tatlı türleri Honça'yı oluşturuyor. Tabii ki uğramadan geçemeyeceğim. Hatta şunu elime alayım, göstereyim diyorum ben. Ne dersiniz? Ha? Şunu da göstereyim diyorum. Bu semeni. Biz semeniyi Nevruz kutlamaları sırasında sıkça gördük. Semeni ne? Bakın yakından bakın görüyorsunuz. Burada buğday taneleri var. Evet, buğday tanelerini 12 ya da 15 gün boyunca sürekli suluyorsunuz ve bu filizler yeşeriyor. Bu halde semeni bir 15 gün daha yaşıyor. Ondan sonra tabii ki ömrü sona eriyor, hayata veda ediyor. Ancak bir yıl sonraki Nevruz'da mutlaka semeniler sofralarda, yani evet her yerde, odalarda, evlerde yerini alıyor. Binlerce, milyonlarca semeniyi Nevruz boyunca Azerbaycan'da görüyorsunuz. Şimdi buna bir daha iyi bakın. Şöyle, buradan bakın, buradan bakın. Bu seneyi hatırlatıyor. Siz düşünün, ben sizi fazla yormuyorum ve şunu gösteriyorum. Bakın, hoppala, tanıdınız mı? Çim adam. Saçları çıkmamış çim adam. Hatırlayacaksınız, bir yıldan önce çim adam ülkemizde çok meşhurdu. Çim adam aslında semeninin bir Amerikalı aklı evvel kişinin yarattığı bir gadget, bir oyuncak. Ne işe yaradı belli değil. Bunu insanlar milyonlarca milyonlara satın aldılar. Evlerini süsleyip kullandılar. Aslında bunun içinde buğday taneleri var. Bunu da suluyorsunuz. Buradan saç bitiyordu. Biz buna çim adam derdik. Şimdi diyorum ki bizim de müteşebbis iş adamlarımız var. Düşünsünler taşınsınlar. Tam bir yıl vakitleri var. Önümüzdeki Nevruz'da bunları çok rahatlıkla Azerbaycan'a. Yalnız Azerbaycan mı? Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, ta Tacikistan'a kadar Nevruz'u kutlayan bütün ülkelere pazarlayabilirler. Benimki sadece bir teklif. Gösteriyorum. Semeni Bey ya da Semeniye Hanım ya da Semenimen. Neyse bunu bırakıyorum. Evet artık sanıyorum Honça'nın ne olduğunu gayet iyi anladık. Lafı fazla uzatmıyoruz. Biz de tatlı tatlı yiyelim, tatlı tatlı konuşalım diye ev sahiplerini buraya davet ediyoruz. Nizam Bey geliyor, hanımı geliyor, kızı geliyor. 7'den 77'ye yerini alıyor. Biz hep birlikte Nevruz gönüllerimizi burada noktalıyoruz. Bu haftalıkta bu kadar. Sizler lütfen bana yazmaya ama her konuda yazmaya devam edin. Artık adresi biliyorsunuz. Barış Manço Moda 81.300 İstanbul. Tekrar ediyorum, Barış Manço Moda 81.300 İstanbul. Haftaya pazar tekrar karşı karşıya bakın. Sağlıkla kalın.